Merhaba, ben diyetisyen Gizem Aydın. İzmit Belediyesi Kadın Vali Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktayım. Bu videomuzda sınav döneminde beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğim. Sınava girecek öğrencinin başarısında doğru beslenme çok önemli bir faktördür. Sınav senesinde doğru beslenen ve uyku düzeni olan bir öğrenci odaklanma problemini minimuma kadar indirebilir. Bu sayede hem fiziksel hem de ruhsal açıdan öğrenci daha sağlıklı olacaktır ve kendini daha iyi hissedecektir. Bu sebeple sınav senesinde doğru beslenme ve uyku düzeni çok önemli faktörlerdir. Evet, beslenme çok önemli diyoruz fakat mucizevi bir besin olduğuna da inanmamalıyız. İşte bu besin zeka açar, bu besin iyi gelir, sınavda başarılı olmanı sağlar gibi söylentilere inanmayalım. Sınav döneminde dengeli ve sağlıklı beslenmemiz yeterli olacak. Sınava çok az kaldı. Kalan bu süreçte beslenmemizde neleri değiştirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikle sınava kadar kendimize bir beslenme rutini oluşturmalıyız ve bu rutine sınava kalan son bir haftada veya son bir günde, son iki günde yeni besinler eklememeliyiz. Kafein tüketimine dikkat edelim. Özellikle kahve ve çay tüketimi sınav döneminde uyku açlığından dolayı öğrencilerin sıkça başvurduğu içeceklerden. Fakat bunların da günlük tüketim miktarları var. Gün içinde 1 ila 2 fincandan fazla içmek öğrencide strese, odaklanma problemine, çarpıntıya neden olabiliyor. Bu yüzden günlük tüketimine dikkat ederek tabii ki kahve ve çay içebiliriz. Özellikle sınavdan 1 ila 2 hafta öncesinde de kahve tüketimini minimuma indirmekte fayda var. Arada sırada kalorisi yüksek, sevdiğimiz besinleri de tüketebiliriz. Bunlar da bizi mutlu edeceği için motivasyonumuzu artırabilir. Özellikle sınav döneminde öğrencinin motivasyonu zaten çok önemli faktörlerden bir tanesi. Bu yüzden arada sırada kaçamaklar yapabiliriz. Sınavdan bir gün önce özellikle evde pişen yemekleri tüketmeye çalışalım. Dışarıdan yemek söylemeyelim. Bunlar hem sindirim sistemimizi olumsuz etkileyebilir hem de dışarıdan yemek söylemek bize ekstra yeni bir strese neden olabilir. O yüzden evde hazırlanan yemeği yersek daha sağlıklı olacaktır. Evde yemek yiyelim diyoruz fakat bu noktada evde ne yediğimiz de bizim için çok önemli. Önceden yediğimiz ve bizim sindirim sistemimizde problem yaratan bir besin grubu varsa bunları tüketmemeye çalışalım. Özellikle sınav akşamında az yağlı veya orta yağlı köfteler tüketilebilir, tavuk eti tüketilebilir. Protein ağırlıklı beslenirsek daha sağlıklı olacaktır. Aileler çocuklar üzerinde işte şunu da ye enerji verir, şunu da ye zeka açar gibi baskı kurmayalım. Zaten öğrenci sınav gecesi stresle bu onda ekstra strese neden olacaktır. Sınava girecek öğrenci son 1-2 hafta öncesinde bu dediklerime dikkat ederse, düzenli bir beslenme programı da oluşturursa kendine ekstra sınav gecesi bir besin tüketmesine gerek kalmayacaktır. Sınavdan bir gece önce sizi rahatlatacak, daha rahat uyumanızı sağlayacak, dinginleştirecek melisa çayı gibi, papatya çayı gibi bitki çayları içebilirsiniz. Sınav sabahı zaten ben çok aç değilim, yemek yemesem de olur gibi yanlışlar yapmayalım lütfen. Zaten önceden de söylediğim gibi bir beslenme rutini oluşturacaktık. Mutlaka bu rutinin içinde sabah kahvaltısı da olsun. Eğer alerjiniz yoksa bir yumurta mutlaka tüketin. Yanında da badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumları tüketin. Bunlar kan şekerini etkilemeyeceği için sizi uzun süre tokta tutacaktır. Bunun yanında sizi uzun süre tok tutacak çaldır ekmeği, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği gibi ekmeklerden tüketebilirsiniz. Sınav sabahı kahvaltıda sucuk, pastırma gibi yağlı besinleri tüketmeyelim. Bunlar mideyi rahatsız edeceği için sınavımızı olumsuz etkileyebilirler. Sınav sabahı bir fincan açık çay içebilirsiniz. Kahve tüketmeyelim. Kafeinli içecekler sınav esnasında zaten var olan stresimizi daha da arttırabilirler. O yüzden açık bir çay yeterli olacak. Sınava dakikalar kala sınav esnasında acıkmayayım, kan şekerim düşmesin gibi yanlış düşüncelere kapılıp şeker, çikolata gibi besinler tüketmeyelim. Bunlar sınav esnasında aniden kan şekerimizi düşürüp motivasyonumuzu olumsuz etkileyebilirler. Bu sebeple sınavdan dakikalar öncesinde glisemik indeksi yüksek besinler tüketmeyelim. Sınav sabahı yaptığımız kaliteli kahvaltı zaten bizi sınav esnasında tok tutacak. Genel olarak toparlayacak olursam, sınava haftalar kala kendimize sağlıklı ve düzenli bir beslenme rutini oluşturalım. Sınava kadar da bunu devam ettirelim. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Gülümse İzmit, gülümse.